Afiyet olsun. İlk iş başvurusu geldi. Bak bu ezmeyi yapan Hisar'da bir mekanda mezeciymiş. De bakalım. Neyse ben. Tırışkadan bir şey. Sen hayatında Girit ezmesi yemedin galiba ha? Akılanak. Mücellanınkini mi tadacaktın ki? Mücella kim? Bir dakika. Orada bir iç çekme yaşandı. Kaçırmadım. Bırak şimdi mücellayı falan ya. Kusura bakma Feridun amca. Mücella diyorduk. Devam edelim. Bana bak kız. Senin bu inadını çok seviyorum ha. Allah canımı alsın. Yetmişli yılların başıydı. Yeni polis çıkmışım. Genciz. Bekarız. Evden uzaktayız. Kavakta bir evin çatı katını tutmuştum. Ev sahibi en aşağıda oturuyordu. Hristo amca. Mücella işte bunun evlatlığıydı. Hristo amca yaşlı bir adamdı. Bir meyhanesi vardı. Mücella bunun dükkanının tek başına çalıştırıyordu. Arada sıra bir meze yapar. Dükkanda bütün herkes parmaklarını yerdi. Burada ne parmaklar yendi diyorsun. Neydi bu mücella Feridun amca, böyle ilk aşk falan mı? Yok be. Bizim zamanımızda aşk maşk yoktu öyle. Sevda vardı. Sabah uyanırdım, göreve gideceğim. Kapıyı açarım. Bir bakarım masanın üstünde böyle sıcacık, sucuklu yumurta duruyor. Yok artık, sıcak. Evet. Ne yapıyormuş, sen ne zaman uyandın diye tıkırtıları mı dinliyormuş? Yok be. Gece yarısı benim odaya girermiş. Çalar saate bakarmış. Yok artık. Vallahi. Kaçta uyanacaksın diye. Vay be. Eski kadınlara gel. Ne oldu sonra bu mücellaya? Kızın kalbini kırdım ben. Siz? Hayatta inanma. Allah Allah, niye olmasın? Niye? Benim gençliğim de çok pisti ya. Bak, Mert kimin oğlu? Tamam, şimdi taşlar yerine oturdu biraz. Nerede şimdi mücella? En son Balat'ta bir iş yerini çalıştırıyor dediler. Şu kapıda bir şey yazmış. Mücella'nın yeri diye. Nasıl ya? Siz o günden beri hiç görüşmediniz mi? Yok, görüşmedim. Zaten görüşsek de bir daha yüzüne bakamazdım. Lan sabahtan beri beni konuşturuyorsun ya. Çenem düştü. Vallahi ben konuşturmadım Feridun amca. Neyse. Mücella konuşturdu. Balatlı mücella. Balatlı mücella ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.